Herkese selamlar dostlar. 5 Ocak 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet maçım var. Neredeyse bültenin tamamını aldım değerlendirme altına. İdeallerinden bahsedeceğim genel olarak video olarak. 2-3 maça yüksek oranlı tercihim var. Değerlendireceklere bol şanslar. Sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır. Şöyle video başında artı 300 seviyesine direkt like'larınızı atarak da çıkabilirsek çok güzel olur. Direkt başlayalım isterseniz. Bir adet skor yarışmamız var. Chelsea ile Manchester City'nin mücadelesi var. Sizce maç skoru ne olur diyerekten sizlere sordum. Maçın indeks beklentisini söyleyeyim ben sizlere. Chelsea'nin kendi evinden olmasından dolayı yine herhangi bir beklenti değişmemiş burada. Manchester City'nin 3-1'lik galibiyeti bekleniyor. Sizce maç skoru ne olur? İndeks beklentisi 3-1. Bilen bir arkadaşımızı alalım bu arada. Videonun başlığından gördüğünüz üzere yüksek misli'lerde vurmaya devam ettik dün de aynı şekilde. Dün iki tane yüksek mislisi vardı. Bir tanesi 500 TL. Diğeri de 1000 TL olarak önerildi. 500 TL önerdi mücadele Fenerbahçe'nin dep basmanına atacağı 2 goldü. Biraz korkuyordum açıkçası. Neden korktuğumu anlatayım sizlere. Antalya'nın ihtiyacı vardı. Derbi öncesi akıllarda belki Galatasaray maçına gitmiş olabilir ama Fenerbahçe'nin burada yine de 2 gol atması bekleniyordu. İyi bir oyun sergilemedi aslında devrede. İkinci yarıda attığı 2 iki gol ile birlikte. Hatta Rossi'nin golü de bence gol. Fenerbahçe'nin 500 TL'lik bahisimiz yüksek misliden başarılı oldu. Onun yanında yüksek misli Avrupa olarak verdim. Fenerbahçe maçında 2 gol ve Manchester United maçında 2 gol olarak 1.49 orandan 1000 TL şeklinde önerdim. O da başarılı oldu. Yüksek misli de artıya geçtik. Toplamda Ocak ayında 6 tane yüksek misli verildi. 6 taneden 4 tanesi geldi. Bastığımız miktarların hepsini zaten altına yazıyorum. Haftalık veya aylık olarak zaten bunun ne kadar kar veya ne kadar zarar olduğunu, zarar olduğunu açıklıyorum ben orada. Videolarda da bahsedeceğim yavaş yavaş. Geçtim bunu. Günün kombini vardı arkadaşlar. Günün tek bir ideal kombini çıkardım ben. Fenerbahçe'nin atacağı 2 gol 1 ile 4 gibi oranından aldım. Leicester maçına KG olarak aldım. Leicester ikinci yarı inanılmaz goller kaçıldı. Ayuso Perez mi dersin? Jimmy Vardy mi dersin? İnanılmaz pozisyonlar yedi. Sıyırdı yani. Günün kombinini de burada alıyorduk. Ne güzel fırlıyorduk. Fakat başarısız oldu bilginize. Geçtim bunu da. Canlılarda neler yaptık? Canlılarımız yine dün çok fazla iyi değildi aslında. Kazandırdı diyemem ama çok da zarar ettirmedi. Onu belirteyim sizlere. Fakat bugüne canlılarla birlikte güzel başladık. Her Gıdaç grubumuza da dün zaten 2-3 tane canlı attım. Onlarda da Ümraniye maçı üzerinde başarılı oldu. Değerlendiren Tebrikler yorumlarda linki var. Diğer canlılarımız, canlılarımızla birlikte, editör arkadaşlarımızla birlikte canlılarla devam ediyoruz. Hatta Telegram grubundan göstereyim ben sizlere. Bugün neler canlı yapılmış? Şöyle bir günaydınlar diyerekten de girilmiş. Şöyle e, Avustralya'nın basket maçları vardı. Çin'in oynanan maçları vardı. Oradan alarak devam ettik. 3'te 2 ile başladık. Oradan 4'te 2 şu geldi. 5'te 3, 6'da 4 olarak devam ettik. Şuradan geldi 7'de 5 oldu. O şekilde bugün de mesela güzel bir şekilde canlıya başladık. 7'de 5 ile başlamak bence gün için kar ettirir diye düşünüyorum ben. Oranlar da gayet güzel seviyede. Bu şekilde canlı maçlarda zaten ilerlediğimizi biliyorsunuz. Geçtim direkt maçlarımıza. Sizlerden ricamız videoyu atacağınız artı 300 seviyesindeki like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyin lütfen. Hemen 2 saniyenizi ayırıp like atarsanız ben de bir video su içeyim ve başlayalım. Go! Gaziantep Aşakşehir mücadelesi bence zor bir karşılaşma olacak gibi geliyor. İlk golü atanın yatacağı bir karşılaşma olabilir gibi geliyor bana. Özellikle Başakşehir tarafından Mahmut Tekdemir'in kalp cezalısı olması ve Biglia'nın yanında sakat olması orta sahayı bence biraz yoracaktır. Berkay orta sahada tek Mahmur, normalde orada Mahmut oynuyordu. Mahmut defansif yönleri de iyi olan bir oyuncu. Berkay Özcan o kadar da iyi değil aslında. O yüzden e Başakşehir'in orta sahasında ara ara hatalar veya ara ara kolay geçişler görebiliriz gibi geliyor bana. Gaziantep'e baktığımız zaman da son haftalarda bir kıpırdanma içinde olduğunu söyleyebiliriz oyun olaraktan da. İyi de bir oyun sergilemeye çalışıyorlardı kendi evinde. Kendi evinde ara ara risk alacaktır fakat Başakşehir'e baktığımız zaman da kolay kolay gol yemeyen bir takım. Yani iki gol atması bu takıma gerçekten zor. Galatasaray maçını çıkartırsak genel maçlarda zaten çok fazla gol yediği söylenemez. Başakşehir takımının. Oyuncularla birlikte Emre Hoca'nın arası da çok bir iyi değil sanırım. Öyle sosyal medyada donan haberler vardı. Çok fazla kızıyor sanırım ki. Sağ dışından da yani çok belli ediyor bunu. Maçlarını izleyenler varsa zaten fark edecektir. Ben yüksek oranına gittim mücadelede. Gün erken maçında toplam gol aralığı olarak 2-3 gol bandında kalması beklenebilir gibi geliyor bana. Oranda 1.80 tekli olarak. Kuponumu almam ama alırsam da sistem kuponuma 2-3 golden eklenebilir 1.80 oranıyla. Adana Demir İstanbul Spor mücadelesi. Adana Demir son Beşiktaş maçında sanırım herkesi tersi, ters o yaptı. Kaçırdığı pozisyonlar var mı? ile karşı karşıya var. Özellikle o sol kanattan gelen orta var. ile karşı karşıya dışarı vurdu. Sanırım İstanbul ile o pozisyonu kaçıran. Kaçırdığı pozisyonlar var mı? İstanbul ile oynayacaklar. İstanbul Spor dediğim gibi yarınlar yokmuşçasına oynuyor. Geçen videoda da bahsetmiştim bunda. O yüzden maçları genellikle keyifli oluyor. Keyifli olmasının bir sebebi de zayıf olmaları, hücumu da düşünüyorlar. Allah var yani. Hücuma da çıkalım diyorlar. Sürekli savunma yapmıyorlar. Fatih Tekke ile birlikte ilerleyen bir İstanbulspor var. Adana Demir de burada zaten yaptığı puan kayıplarını bu maçta telafi etmek isteyecektir. Yani bu maç affedilemez. Adana Demir Camiası tarafında. Bu maçta mutlak galibiyet bekleniyor. Galip gelirken de en az 2 gollü galibiyetini beklemek bence çok yanlış olmaz. Maç sonu 1 ve 1.5 üstü 1.39 gibi orandan değerlendirme altına idealden alabiliriz gibi geliyor bana. İdeal kombinleri de koyabilirsiniz hatta. Şöyle Adana Demir'de bir sakat var mı diye baktığım zaman da Samet Akaydın'ın olmadığını görüyoruz. Kaç cezalısı İstanbul Spor'da burada gol bulabilir mi? Bulabilir. Bu yüzden biraz daha yüksek orana gitmek isteyenler varsa da 1.40 bana yetmez diyorsanız da 2.5 üstünde bir yaparsanız Adana Demir tek başına 3 gol atma potansiyeline de sahip zaten. Burada toplam gol 3 de çıkar. Adana Demir galibiyet gelir bence. Maç sonu 1 ve 2.5 sonra bir 1.70 bandında bir oranı var. Devam edelim. Diğer mücadelemiz Şuraya geçelim. Şunu kapatalım. Trabzonsporla Giresunspor mücadelesi. Bu mücadelenin de Trabzonspor teknik adamın son maçta açık Abdullah Avcı'nın son yaptığı açıklamalar vardı. Ya Trabzonspor bu değil dedi aldığımız derbi galibiyetini yani bu şekilde vermemek lazım dedi. Çok basit hatalar yaptı. Bart da mesela orada kırmızı kart görmesi bir anda zaten yani gol yeseler daha iyiydi bence. Önemli bir eksiklikti. Zaten direkt çıktı kırmızıyı hak ettiğini biliyordu. Yani Abdullah Avcı biraz takıma kızdığını düşünüyorum ben. Bu maçta da toparlanacaktır diyerekten. Hatta şöyle açıklamaları vardı. Ondan bahsedeyim. Yani liderlik yarışının içinde bir anda dahil olmuşken Burada bu şekilde puan kaybetmek gerçekten çok üzücü dedi. Haklı mı haklı? Giresun'da oynayacaklar. Giresun'da iyi ama kendi evinde iyi. Deplasman'da o kadar iyi bir takım olduğunu söylemek zor. Ben burada idealden Trabzon'un atacağı 2 golü değerlendirme altına aldım. Geçen maçtan kırmızı kart gören Batra bu maçta olmayacak. Onun dışında Trezeguet, Abdülkadir Ömür, Canini, Bakisetaz, Gomez gibi isimler sahada olacak. Trabzon'un atacağı 2 golü değerlendirme altına aldım. Değerlendirecekler bol şanslar. Geçtim diğer mücadeleme. Chelsea ile Manchester City mücadelesi. Manchester City son maçında sürpriz yaptı. Keyfi bilir yani. Arsenal gümbür gümbür gidiyor. Berabere kaldı. City de Arsenal da berabere kaldı. Fakat puan olarak hala gerideler. Geçen maç iyi de bir oyun sergilemediler açıkçası. Baktığımız zaman kendi evlerinde oynanan bir oyundu Everton maçı. En az 3-4 gol beklenirken sanırım yılbaşı olmasından kaynaklı da Christmas'a denk geliyordu. Yılbaşı akşam oynandı sanırım veya bir gün öncesinde. Ondan dolayı pek iyi bir oyun sergilemedi. Ben burada stilini ne yaptığını edip Chelsea'ye 2 gol bulmasını bekliyorum. Güzel bir maç olur gibi geliyor bana zaten de. Yani Chelsea bazen oyunu çirkinleştirebiliyor. Bir de Grand Forter çok maç kaybetti. Onun da yani bir 2 iki 2si falan var mı diye baktığımız zaman da bence olabilir. Çünkü yani o da artık bir kazanmak istiyor ve büyük maç kazanırsa ekstradan bir motive olacaktır diye geliyor bana. Bir 50'den bir tarafa gideceğime City tarafına bir gol daha alırım ben burada. Toplam gol City tarafında bir buçuk üst yani dep bir buçuk üstten bir 50 gibi olandan idealden alabiliriz gibi geliyor bana. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Zalgiris ile Fenerbahçe Beko mücadelesi. Bu maçın iddiada oranları pek henüz açık değil. Fakat ben Avrupa'dan baktım oranlarını. Fenerbahçe 1.20 bandında favori olacak bu maçta. Ben burada Zalgiris tarafına handikap alma taraftarıyım. Fenerbahçe'de mesela Guduric krizi biraz devam ediyor. Son oynadıkları Alia Petkin maçıydı sanırım. <laughs> Pardon. O değil. Ligde oynadıkları bir maç vardı. Zor yendiler. Hangi maçtı bakalım da Yanlış konuşmayalım. 79-72 mi? 76-71. Aynen. Ali Apetkin maçı. İzledim maçı da çok fazla maç izlediğimden dolayı karışıyor. Yani Guduric'e çok fazla süre mi veriliyor? Veya e, Edward süre verilmeli? Takımda işler karışık. Camiayı ben yakından takip ediyorum. Özellikle basketbol tarafını. Futbolu zaten takip ediyoruz da. Baskete ayrı özen gösteriyorum ben özellikle. Zalgiris tarafı da iyi. Kendi evinde iyi oynayan takım. Kendi evinde bu sezon 8 tane maçı çıktı Euroleague'de. Euro 6 tanesini kazandı. Güzel istatistik. Fenerbahçe de son dönemlerde kötü gidiyor. Fenerbahçe kazansa bile bence bu maçta handikapta kalır gibi. Zalgiris tarafına 8-9 handikap açarlar gibi geliyor. Yani Zalgiris burada 8-9 sayı fark yemez gibi e, ideal bahislerden oranlara bakarak en ideali hangisi ise onu değerlendirme altına alabilirsiniz. Ulan hasta hasta anlatılmıyor. Partizan'la Monaco mücadelesi. Şimdi bu maçı şöyle değerlendirme altına aldım ben. Monaco takım skorer takım. OK fakat Partizan da kendi evinde delilikler yapabilen bir takım. Maçın favorisi burada Partizan açılabilir ama oranlar birbirine yakın olacak. Yani 1.50'ye 1.70 bandına ya yani öyle bir o bantta oran olacak. Avrupa'ya baktığım zaman da düşürdüğüm zaman nesne oranlarına göre öyle bir oran çıkıyor. Burada Evde olmasından dolayı partizanın ev sahibi üstüne gitmek gerekir. Yani ev sahibi kaç açarlar burada? 79, 80 gibi bari açabilirler gibi geliyor. 84 ve üstü açarlarsa ev sahibini handikap alın. Ama ev sahibi 80 falan açarlarsa ev sahibi 80 sayı falan partizan bulabilir gibi geliyor bana evinde olmasından kaynaklı. Diğer de altı maçım bu şekildeydi. Vallahi hastayım iyileşemedim. Sizlerden ricam like'larınız ve yorumlarınızdır. Bir motive olsun bana. Bir dualarınızı eksik etmeyin diyelim. Ne diyelim? Seviliyorsunuz arkadaşlar. Değerlendirecekler. Herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.